alalım arkadaşlar. Alalım mı? Hadi alalım. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Programımızın aksa olması adına. Sinan abi teşekkür ederim. İstanbul'umuzun ilk şehrimini Hızır Bey'in heyecanıyla elini taşın altına koyan ve bu güzel şehri korumak için transferden çalışan İstanbul'umuzun şehrimini büyük şehirde başlayan çok değerli İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye ve tabii ki bugünü tertipleyen, düzenleyen değerli İl Başkanı Sayın Buğra Kavuncu'ya öncelikle İstanbul şehri adına, hemşehrilerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve bugün burada çok değerli bir hazirum var. Hepsini ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Ve hanımefendileri, beyefendileri, bu süreci merak eden İstanbul'un çok değerli vatandaşlarına da buradan şunu ifade etmek isterim. Az önce çok kıymetli hocamız, çok değerli bakanımız ve değerli genel başkan yardımcımız ifadelerinde o kadar değerli mesajlar verdiler ki yani her birisi muazzam bir manşet ve o manşeti okuduğunuzda ya da irdelediğinizde başka bir şeye ifadeye gerek yok. Yani burada bizim zaten bilgi kaynağımız kendileri veya burada olmayan bu işe ömrünü adamış bilim insanları, akademisyenler, bu sürece dair çok değerli hizmet vermiş insanlar. Şimdi suyun yol haritasını, şehrimizin etrafında neler yaşadığını ve yaşattığını bize hocamız anlatırken dehşete düşmemek elde değil böyle bir hamleyle. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi arasındaki o ilişkinin bozulmasıyla ortaya konacak o travmayı gördüğünüzde zaten insanın uykuları kaçıyor. Açıkçası bunlar gerçekler. Ben tabii biraz daha farklı bir açıdan bakmak istiyorum. Özellikle bu konunun çok konuşulmasını istiyoruz. Zira 2011 yılında bu konuyu seçime bir hafta kala kötü bir animasyon filmle gündeme taşıyan o dönemin iktidar partisi ne hikmetse o günden bugüne zaten bu konuyu kaldırdı rafa. Hiç açmadı, hiç bahsetmedi. Ve açıkçası bahsetmezken kanalla ilgili hiçbir bilgiyi de bilen insanlarla tartışma ortamı ya da bir bilgi alışverişi ortamı da yaratmadı. Bunu biliyoruz. Ama bugün konuşulması, tartışılması, anlaşılması bizim için çok önemli bir kazanç. Bunu araştırmalarda da ortaya koyuyoruz. Özellikle son yaptığımız araştırmalarda toplumun ciddi bilgi sahibi olduğunu verilerden elde ettik. Bu şunu gösteriyor. Evet, bugün ülkenin çok derin konuları var. Başta işsizlik, yoksulluk, ekonomik problemler, bütün bunlar varken Kanal İstanbul ihalesini yapıyoruz diye ortaya çıkan bir bakandan sonra biz mecbur İstanbulluyla bunu paylaştık. Bir durum bakalım ne oluyor, ne yapıyorsunuz, neyi yapıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz sorularını sorduktan sonra İstanbullu analiz etmeye bizlerin ve kamuoyundaki sağlıklı bilgi kaynaklarının aktarımlarıyla konuya vakıf olmaya başladılar.
şunu ifade edelim. Bu süreçte vatandaş bilgi sahibi oldukça, faydalarını, zararlarını gördükçe açıkçası bu projeye asla ve asla onay vermediklerini de araştırmalardan elde etmiş durumdayız. Şunu söyleyelim, tabii bir tavrı görüyoruz. Bu tavrı hepimiz yaşıyoruz. Yapacağız da yapacağız. Hani başka bir tavır yok. ÇED raporu askıya çıkıyor, itirazlar veriliyor. ÇED raporunun raporuna yapılan kurumsal, kişisel, hemşeri hukuku, vatandaşlık hukuku çerçevesinde yapılan itirazlar yok sayılıyor ve ÇED raporu onaylanıyor. Şimdi biz de diyoruz ki ya bizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ikna etmenize ihtiyaç yok. Bilim dünyasını ikna edin, yeterli. Bilim dünyasını ikna edin, yeterli. İstanbul vatandaşı zaten o zaman ikna olur. Ama akıl ve bilim bu anlamda çok net tavrını ortaya koymuştur. Şimdi dediğim gibi 2011'de ortaya atıldı. 2015 seçimleri geldi. Şimdi o konuya girmeyelim dediler. Hiç o tarafa eğilmediler. 2019 yerel seçimleri geldi. Hatırlayın, zerre cümle yok. Zerre. Bu kadar önemli bir seçim İstanbul'la ilgili, İstanbul'a dair bu kadar önemsedikleri, bu kadar dünyada en büyük sükseyi yapacaklarına inandıkları projeyle ilgili tek bir cümle etmeden seçimi bitirdiler. Açıkçası sessizce geçirdikleri bu süreçten sonra da kazmayı vuruyoruz diye ortaya çıktılar. Şimdi şunu söyleyeyim, biraz böyle 2011'e geri dönüp, o dönemde ben tam da bir bukalemun proje diyorum bu projeye, her renge giriyor. O dönemde bu projenin tanımını Sayın Cumhurbaşkanı halka hitap ederek şöyle söylüyor: bu proje çok boyutlu bir projedir. Aynı zamanda enerji, ulaştırma, bayındırlık, eğitim, istihdam projesidir. Her şey var projede. Bu proje bir şehircilik projesi, aile projesi, konut projesidir. En önemlisi de bu proje çevre projesidir. Yani tanımda bu kadar büyük bir çeşitlilik, İstanbul'u ve çevresini, tabiatı, denizi, su kaynaklarını, yeşili, hayvan ve bitki yaşamını koruma projesidir. Ben bunu 10 defa falan okudum. Döndüm 2011'de ne denmiştir diye düşündüm. İnanın bu açıklamayı en az 10 defa okudum. Düşünce ve bu 7-8 bilim insanı, teknik sektör insanı diye tarifleyeceğimiz insan bir gün kala katılmayacaklarını bize ifade ettiler. Hükümetin tüm ilgili kurum kuruluşlarının yetkililerini davet ettik. Hiçbirisi katılmadılar. Katılmadılar. Daha ötesi sadece bir tam muhalif demeyelim, farklı görüş olan, yani kanalı savunmuyor ama olsa da olur olmasa da olur diyen sadece bir kişi davetimizi kabul etti, katıldı. Ben de teşekkür ettim ona. Bir gün sonra aradım. Teşekkür ederim katılımınız için, fikirlerinizi beyan ettiğiniz için diye ifadede bulundum. Şimdi bir başka israf düzeni ve insanların aldatılma düzenine dair bir bilgiyi daha sizinle paylaşayım. Dün başka bir açıklama geldi ama 30 milyon metrekarenin üzerinde burada arazi el değiştirdi. 30 milyon metrekare. Dediler ya, tek bir metrekarelik arsa hareketi olmamıştır dediler. Sayın Bakan açıkladı. Ben 30 milyon metrekare diye açıklama yaptım. Yalanlama bekliyordum.
Yani yalanlasınlar bizi yani. Başkan sen yalan konuşuyorsun desinler. Hiçbir yalanlama gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanı dün kimin oradan arsa alıp almadığı bizi ilgilendirmez diye cevap verdi. Ve bu cevabın daha da ötesi, Cumhuriyet Halk Partililer oradan arsa alıyor diye de bir ihbarda bulundu. Tamam, olabilir. Zaten biz oradan arsa hareketi yapılıyor dedik. Açıkçası bizim elimizdeki tapu verileri satın alan kişilerin ya da şirketlerin hangi partiye oy verdiklerini gösteren bir mekanizma henüz sahip değil. Yani öyle bir veriye sahip değiliz. Şimdi bahsettiğimiz bu arsa hareketliliği ne demek biliyor musunuz? Beyoğlu ilçesi. Üstüne Gazi Osman Paşa'yı koyun, üstüne Bayram Paşa'yı koyun. Bu kadar büyük bir ilçe sınırı olan alanın arsa hareketinden bahsediyorum. Şimdi kim mecbur? Biz değiliz. Küçük bir azınlık mecbur. Kim mecbur? Evet, o 30 milyon metre arsayı satın alanlar Kanal'a mecbur. Hayatlarını oraya bağlamışlar. Açıkçası bu kanalı ve kanalın etrafındaki binaları yapacak olanlar da mecbur olabilir o işe. Onu da anlayabiliyorum. Ama biz Kanal İstanbul'a asla mecbur değiliz. Böyle bir İstanbul halkının da böyle bir niyeti yok. Kabul etmiyor vatandaş. Zaten bu işi kabul etmiyor. İsraf düzeninden beslenenlere biz İstanbul'un yönetiminin kapılarını el birliğiyle kapattık bir kere, onu söyleyeyim. Artık israf düzeninden kimse faydalanamıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Biraz da bu sürecin tetiklediği konusunda şüphelerim vardı. Ama Sayın Genel Başkan, Sayın Meral Akşener hanımefendi suçlusu sensin deyince düşünmeye başladım. Evet, galiba 2019 seçimleri biraz bu işin tetikleyicisi oldu. Yani biraz süreci bu anlamda tetikledi. Biz İstanbul Belediyesi'nde kamu kaynaklarının ahlaklı bir şekilde kullanılması için çaba gösteriyoruz. Sonuna kadar göstereceğiz. Partizanlığa asla müsaade etmiyoruz. Asla. Biz vatandaşına eşit bakan, eşit hizmet sunma sürecini ortaya koyan, belli gruplara ya da belli kişilere, tanıdıklara değil, İstanbul halkına fırsat tanıma konusunda bir çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla gerçekten bu nedenlerden dolayı israf düzenine alışmış insanların Kanal İstanbul'a mecbur olduklarını düşünüyorum. Biz değiliz. Biz değiliz. İstanbul halkı mecbur değil. Dünyaya meydan okuyacağımız çok şey var. Hani sükse konusundan değerli konuşmacılarımız bahsettiler. Ben dünyaya meydan okumanın yüksek tonda sesle olduğunu zannetmiyorum. Yani siz buradan ne kadar bağırırsanız bağırın, sizi Japonya'dan, Kore'den, Avustralya'dan ya da Avrupa'dan, hatta komşudan, Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan duymazlar. Ama ortaya koyacağınız teknolojik beceriler, başarılar, işte kıymetli hocamızın bahsettiği akademisyenin, başarılı akademisyenlerin yayınları, bilimsel araştırmalar sizin sesinizi dünyaya duyurabilir. Biz o sesten anlarız. Bize uluslararası sükse deyince de bağırmaktan, çağırmaktan değil, sükseyi öyle tanımlarız zihnimizde. Ama ne yazık ki bu ülkede bir müsameredeki konuşma gibi bir teknoloji bakanı çıkıp Kanal İstanbul'da Kanal İstanbul konuşması yapıyor. Teknolojinin konuşulması gereken bir buluşmada, akıllı şehirlerin konuşulması gereken bir buluşmada. Orada da ifade ettim. Burada da ifade edeceğim. Bunların bilinmesi lazım. İşte esas sükse yapamadığımız alanlar onlar. Sayın Genel Başkanım,
ülkemizin 5 yılda yüksek teknoloji ürünlerine dair ortaya koyduğu cari açık, ithalat ile ihracat arasındaki fark 2019 hariç 107 milyar dolar. Bunlar ne biliyor musunuz? Yazılım vesaire yüksek teknoloji ürünlerine ürettiklerimizle satın aldıklarımız arasından diyoruz ya petrol bağımlısı bir ülkeyiz. Hayır, biz daha çok şu anda neredeyse teknoloji bağımlısı bir ülkeyiz. İnsanlar üretiyor, biz tüketiyoruz. Bunu çözeceğine Teknoloji Bakanı, efendim çöp dağlarını çok iyi hatırlıyormuş. Efendim işte 25 sene önce bu şehir kurtulmuş, onun için kanalda kanal. Ya kardeşim, iyi yapılan her şeyi biz zaten alkışlıyoruz yani. Bu şehre Sayın Cumhurbaşkanı da hizmet etmiştir. Önceki ve sonraki büyükşehir belediye başkanları da hizmet etmiştir. Allah hepsinden razı olsun. İyi yaptıkları şeylere. İyi yaptıkları şeylere ama. Bu senin işin değil ki. Dolayısıyla İstanbul dünyaya meydan okuyacaksa gençlerin üretimiyle, gençlerin teknolojiye dair, yeni nesil üretime dair ortaya koyacağı şeylerle sükse yapabilir ve meydan okuyabilir. Açıkçası İstanbul bu kanal tartışmasından inşallah el birliğiyle kurtulacaktır. Bu asla siyasi bir mesele değil, hayati bir meseledir. Biz buna bu gözle bakıyor ve bu kararlılıkla çalışmalarımızı ve hukuki mücadelemizi veriyoruz. Toplumun tüm duyarlılığıyla ve aynı zamanda tüm hassasiyetiyle hukuki zeminde mücadele kararlılığını da görüyorum. Biz bunu İstanbul'da her türlü teknik katkıyı vermeye hazırız. Ama hukukçular vasıtasıyla, ama teknik insanlar vasıtasıyla inşallah biz bu doğruya, bu şehri getireceğiz. Yine de çağrı yapıyorum açık ve net. Buradan herkese, Ankara'daki bütün yetkililere, bu işin altına imza atan olur ya, imza attırılan insanlar olabilir. Bütün İstanbullular adına onların vicdanına sesleniyorum. Gelin aklı bilimi deneyin. Gelin bir daha düşünün, bakın bu yanlıştan siz dönün. Bu millet sizi bu yanlıştan döndürmesin. Siz dönün. Gelin vicdanınızın sesine kulak verin. Bu insanların feryadına kulak verin ve bu şehre, bu eşsiz şehre geri dönüşü olmayan bir ihanete kalkışmayın. Çünkü bu şehir hepimize, geçmişimizden bize emanet edilen bu şehir geleceğe aynı şekliyle, sağlıklı bir şekilde emanet edilsin diye teslim edildi. Umarım bunu sağlayacağız ve sizin bu şehre bu büyük kötülüğü yapmanıza fırsat tanımayacağız. Bu etkinliği düzenleyen, katkısı olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu değerli vaktini açıkçası bu konuya ilk günden itibaren ayıran ve bize büyük katkı, büyük güç veren çok değerli İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye de İstanbul şehri adına minnet duygularımı iletiyorum. Teşekkür ederim.